Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, çok özel bir konuğumuz var. Psikiyatrist, psikoterapist, şair. Sayın Halil İbrahim Eren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi sizin dilinizden tanımak istiyoruz. Şöyle özetleyebiliriz. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında Kırklareli Vize Bölgesi'nde 1,5 yıllık bir süreçte hem toplum sağlığı merkezinde hekimlik, geçici aile hekimliği, askeri tabiplik olmak üzere 1,5 yıllık bir görev ifa ettim. Sonrasında 2020 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda psikiyatri kliniğinde işe başladım. Yaklaşık 2 yıldır burada devam etmekteyim. Evet. Özetle böyle. Şairsiniz bir de. Şairlik biraz amatör bir ruhla bir çalışma çabası içerisindeydi de son dönemde biraz meyvesini verdi diyebilirim. Yani en azından kendi adıma bir kitaplaşma çabası içerisindeydi. Kitaplaştı. Bugün de bir hediye getirdim. Çok teşekkür ediyorum o hediye için. Konuşacağız ama, evet. Kitabımız üzerine konuşacağız. Fakat öncesinde psikiyatrist kime denir? Psikoterapist kime denir? Bunların bize lütfen ayrımını yapar mısınız? Çünkü günümüzde gerçekten çok karıştırılıyor. Psikiyatrist hekim olandır. Ve 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamış ve asistanlık sürecini yani başlangıcında bitirmiş olan kişiye psikiyatrist denilir. Yalnız her psikiyatristin psikoterapist olma gibi bir durumu yoktur. Terapist dediğimiz, terapist, psikoterapist, çeşitli terapi eğitimlerini almış olan, işte duyumlar olabiliyor, işte bilişsel davranışçı terapi, işte dinamik terapi vesaire gibi, şu an çok detaylara girmeyeyim. Bu gibi terapileri almış olan kişilere terapist deniyor. Bir psikiyatrist aynı zamanda bir psikoterapist de olabilir. Ama psikoterapistin aynı zamanda psikiyatrist olmadığı aşikardır. Çünkü onun işin içine bir de ruhsal patolojiler giriyor. Ve işin içerisine daha farklı durumlar giriyor. Biraz daha tıbbın içerisine giriyor. Yani psikiyatri her ne kadar göz ardı edilebiliyor olsa da tıbbın bir alanıdır. Öyle. Doktorsunuz sonuçta. Evet. Doktorsunuz çünkü tıp eğitimi alıyorsunuz. Tıp mezunu oluyorsunuz ama sadece branşınız psikiyatri. Ki günümüzde artık kıymeti anlaşılmaya başlandı değil mi bu branşın? Kıymeti anlaşılmak zorunda kaldı diye denilebilir. Çok çok sert oldu bu. Böyle demesi miydik acaba? Yani şöyle, zorundayı şöyle kullandım. Son 2 yıldır özellikle zaten bizim hasta profilimiz anlamında onlar zaten kıymetini anlıyordu. İnsanlar da üstü kapalı kıymetini anlıyordu ama artık aşikar bir şekilde gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani bu artık şey, hem sosyal medya, TV, yani bunun artık PR'ın da yapılmaya başlandığına göre artık bu işin kıymeti anlaşılmak durumunda kaldı. Çünkü bir yerden bakıldığında son 2 yıldır insanların hiç derdi olmayanın 2 derdi var. Tabii. Yani birincisi pandeminin getirdiği yalnızlaşma ve ikincisi yine pandeminin getirdiği yoksullaşma. Yani hiç derdi olmayanın 2 derdi var. Dolayısıyla hani bazal 2 derdimiz var. Dolayısıyla hani dolayısıyla bu psikiyatrinin bir yani anlaşılmasının zorunda olmasını gerektirdi.
Evet, söylemiş olduğunuz çok doğru. Salgınla birlikte bunu çok daha net anladık. Peki, şunun da etkisi oldu diyebilir miyiz? Hadi biraz da bunu değerlendirelim. Sizin bakış açınızda, sizin düşüncelerinizle. Malumunuz televizyon dizileri ve filmler toplumu dilediği gibi yönlendirebiliyor. Algı yaratabiliyor. Hem de çok güzel algı yaratabiliyorlar. Son yıllarda, 1,5-2 yıldır psikolojik açıdan önem kazanmış olan hikayeler dizileştiriliyor ve bunları bize servis ediliyor. Biz de ağlaya ağlaya ben çok ağlıyorum. Yemin ederim çok ağlıyorum. Onu da soracağım. Kendimden bir şey mi buluyorum acaba diye. Bunun acaba bu konunun bu kadar net anlaşılabilmesinde ya da biraz daha sizlere, psikiyatristlere, terapistlere, psikologlara yaklaşmamızda, ön yargılarımızı kırmamızda kıymet oldu Şöyle gidebiliriz. İşte baştan sona doğru gideyim. Pandemi öncesindeki dönemde daha çok özellikle evde kalan kitle bunu bir cinsiyetçi olarak değildi. Hani sosyolojik olarak bakıldığında hani söylüyorum. Daha çok kadınlarımız Türk toplumunda bu şekilde olduğu için bir aşk, dram, içerisinde ihtiras barındıran dizi ve filmlerin yükseldiği bir dönem vardı. İşte ama bu dizi ve filmlerin yükselmesi bir yandan da hastalık meselesi gibi bir durumdu yani. Dolayısıyla yani sonrasındaki dönemde de psikoloji içerikli dizi ve filmlerin yükselmesi aslında halkın bir nevi kendisinde var olan sorunların dile getirildiğini görmesiyle alakalı. Çünkü tam belki o derecede olmayabilir ama herkes kendinden bir şeylerin ortaya çıktığını gördükçe ona sarıldı. Bir yandan da dediğiniz doğru. Benim bu derecede yok ama ben de gidebilirim noktasına gelindi. Yani baştan hem onu o durumu yükselttiler. Sonrasında da ondan güç alarak psikiyatri bölümüne psikologlara gitmeye başladılar. Yani bu aslında biraz daha dediğim gibi şey oluyor. Hem oraya sosyokültürlere de bakmak gerekiyor. Yani bir insan psikiyatri insana biyopsikososyal açıdan bakar. Yani sosyolojik tarafı yatsıdığımızda bir bütünün büyük bir ardını kısmını görmezden gelmiş oluruz. Ve evet hem biz bir şeyleri yükseltiyoruz hem bir şeylerden güç almaya çalışıyoruz. Özellikle göz ardı edilen kesim yani özellikle şey dedim yani Türkiye toplumu açısından konuşacağım. Normalde bizim gene hasta profilimizde kendisini ifade etmeye çalışan kesim o kesimde %60-%70 erkek kadın olarak baktığımızda kadın. Kadınlar kendilerini anlatmak isteyen bir kesim ama bakıldığında erkeklerin de gelmeye başladı. Kadınlar çünkü kendilerini çok güzel ifade ediyorlar ama gene daha çok kadın, daha çok erkeğin de gelmeye başladığı görüldü. Bu dizilerin katkısı oldu mu? Oldu. Şöyle bir durum oluşuyor. 15 dakikada problemi çözüyor musunuz? Benim düşündüğüm bu. 15 dakikada problem çözülemiyor. Ama işte dizilerde çözülüyor. Yani şöyle hastalığın durumuna göre değişebiliyor. Bazen hani bir kişinin ihtiyacı 5 dakikada çözüm bulabiliyor ama bazı kişilerin ihtiyacı 15-20 yarım saat belki. Belki daha sık görüşmeler şeklinde olmak belki yıllarca. Tabii hani bu bir hani biz diğer branşlardaki gibi bir mekanik bir yapıya sahip olmadığımız için çok dinamik işleyen bir süreç ve bu bizim için 15 yani bizim için aslında minimum ortalama Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre bizim
ideal bir süremiz 45 dakika ve bu 45 dakika biz her hastaya verebilsek zaten belli bir yol kat ederiz ama yani vermeye çalışıyoruz. Bazı hastalarımızın problemleri daha diğerlerine göre rahat oluyor. Bazılarınınki daha zor oluyor. Ve daha sık görmeye çalışıyoruz. Velhasıl kelam benim ama dediğim nokta şu. Biraz yanılsama oluşuyor dizi ve filmlerde. Bunların bu kadar gerçek hayata indirgenmesi özellikle zihinlerde bir sıkıntı oluşuyor. O kişiler, hastalar hastaneye ya da bir şeye geldiğinde o sahneyi göremeyince zaten bir evet düşme oluyor. Mutlu bir düşme oluyor. İşte bu biraz sıkıntı oluşturuyor. Yani evet tamam bir şeyler yapılacaksa biraz daha gerçekçi çerçevede yapılması daha mantıklı olabilir. İşin diğer kısmı da atıyorum ne kadar hani doğru ne kadar yanlış o başka bir zaman konuşulabilir. Evet. Peki sadece psikiyatrist değil aynı zamanda psikoterapistsiniz. Terapi esnasında danışanınıza ama sizin hastanız da oluyor psikiyatrist olduğunuz için hasta da diyebilirim. Hastanızla birlikte ağlıyor musunuz? Dokunuyor musunuz? Sarılıyor musunuz hastanıza? O da ayrı bir soru oluşturuyor. Ya bizde bu şekilde bir hani ben parantez içinde söylüyorum psikiyatride bir tensel temas yok denecek kadar azdır. Ve ağlama beraber yani bu duygusallık son derece az bir durum. Karşılıklı duygusallık yani danışan ağlayabilir. Kendisini bu şekilde ifade ederken rahatlayabilir, istekleri olabilir ama terapistin beraber sarılması, yani bu ikili arkadaş diyaloğuna dönmesi biraz gerçekte böyle bir durum açıkçası yok. Evet. Biraz net ifade edeyim, kafalar karışmasın diye söylüyorum. Çünkü dediğim gibi aranılan şey bu oluyor ve bulunmayınca da bir problem olabiliyor. Yani poliklinik odasında yaptığımız görüşmeler aslında yapılandırılmamış terapi görüşmeleri oluyor. Onun dışında yapılan görüşmeler bir yapılandırılmış terapi görüşmeleri. Her ikisinde de hastaya dokunmamız vesaire ya da hastayı yönlendirmemiz, mimiklerimizle, ifadelerimizle böyle bir şey yok. Bizim psikiyatride yapmaya çalıştığımız hastanın resme bütüncül bakışını ve farkındalığını artırmaya çalışmamız özetle yani. Bu biraz daha farklı oluyor o yüzden. Evet. Peki siz ruh sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? Sonuçta siz de insansınız. Evet bu işin eğitimini almış olabilirsiniz. Bunun için ciddi bir akademik kariyer yapmış olabilirsiniz. Ama ruh sağlığı da öyle hadi bu eğitimle, bu kariyerle dümdüz birlikte ilerleyecek diye bir şey yok değil mi? Evet doğru. Ya biz de yeri geldiğinde destek alıyoruz. Gerekirse bir psikiyatristten, gerekirse bir yönlendirdiği bir terapist arkadaşımızdan. Yani destek almak şöyle yani ben açıkçası bizim bölüme gelen hastalara, danışanlara öncelikle geldikleri için teşekkür ediyorum başta. Gelebildikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü psikiyatri bir baştan başa bir stigmatizasyon ve bu cesareti gösterdikleri için. Yani aslında bizim için de böyle bakıldığında biz evet orada bir otorite kısmındayız hasta için ya da danışan için ama kendimiz hastaya danışan olduğunda bu sefer karşımızdaki bizim için otorite oluyor. İşte bunu da kırabiliyoruz belki ama o kırma aşamasında da gene şey oluyor. Bizim için de bir acaba hani şey oluyor. İster istemez o düşünce geliyor. Ama dediğim gibi biz de gerektiği zaman bu şeyi alma durumu içerisinde oluyoruz. Bu profesyonel yardım ama onu tekrar parantez içinde söylüyorum. Profesyonel yardım.
Evet, bu da çok önemli. Bugün biraz böyle fazla bir şeylere dokunacağız gibi geliyor bana. Yaşam koçlarının vermiş olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, yani çok detaylı değerlendirebileceğim bir alan olmamakla beraber şimdi özellikle yani psikoloji bilimi, yani psikologlar 4 yıllık psikoloji eğitimi almış kişiler, sonrasında da her psikoloji eğitimi almış kişi direkt şey olmuyor, hastanede vesaire ya da başka bir şeyde çalışmıyor. Klinik psikolog olduktan sonra artık danışan almaya vesaire başlıyor. Bu da yetmiyor. Terapi eğitimi, yani orada terapi eğitimi alıyor. Sonrasında yine terapi eğitimleri aldıktan sonra. Şimdi bu yaşam koçluğu meselesinde yani bir destek süreci dedim ya, işin biyopsikososyal kısmında, sosyal destek kısmında bir burada öğretmen ya da o destek kısmının bir sac ayağı olabilir. Ama tamamen bir yönlendirme kişiye, yani evet kişinin hayat yolunda tamamen bir yönlendirici kişi, tamamen bir otorite olması çok uygun bir durum olmuyor zaten. Hani böyle mi ya da böyle değil bilmiyorum. Ama bir yaşam koçu gerektiği zaman destek alınabilecek bir kişi. Ama gene söylüyorum, yani profesyonellik kapsamı içerisinde yapılabiliyorsa eğer, bunda bir problem de olduğunu düşünmüyorum ilk etapta. Ama bazen iş çığırından çıkabiliyor. Çok detaylara girilebiliyor. Hani psikolojinin, yani terapist arkadaşlar psikiyatristlere yönlendiriyor insanları. Mesela bizim ilgi alanımıza giren kısımlar. Ama burada mesela her şeyin kendi başına hallolmaya çalıştığı bir mekanizma olunca iş bayağı çığırından çıkıyor. O yüzden dediğim gibi bu sosyal kısmı içerisinde destek, yani yaptığınız şey hayatınıza bir anlam katabiliyorsa, ilerletebiliyorsa sizi, bunun farklı isimlerinin olmasının bir şeyi yok, negatif bir durumu yok. Evet, çok güzel bir değerlendirme yaptınız gerçekten de. Çünkü çok kıymetli yaşam koçlarımız da var. Kendi sınırlarını bilerek o sınırlar çerçevesinde müşterisiyle birlikte, çünkü onlar müşteri diyorlar, danışan demiyorlar artık. Müşterisiyle birlikte müşterisinin potansiyelini açığa çıkartıp ulaşmak istediği hedefe çok başarılı bir yoldan ulaşabiliyorlar. Onlar da başımızın tacı diyoruz. Ama psikoloji apayrı bir bilim dalı olduğunu siz de dile getirmiş oldunuz. Peki sizin hasta profilinizi kimler oluşturuyor? Bizim hasta profilimizi şöyle söyleyebilirim. Yani en net ifadeyle yani şöyle söyleyelim, Türkiye kapsamında gene şey yapayım, net olması açısından eşiyle problem yaşayan ve bunu anlatamayan bir kadın ya da kocadan birisi, yahut daha ileri boyutta artık insanların evde bakmakta zorluk yaşadığı, bazı davranışsal anlamda sıkıntı yaşadıkları ve pek organik bir problem bulamadıkları işte genç, yaşlı hastalar kadar bütün bir profil bizim ilgi alanımıza giriyor. Çok yani, çeşitlilik var diyorsunuz. Çok çeşitlilik. Yani bu 18 yaşından artık maksimum sınır yok. Ve işin organik ekartasyonu dediğimiz, yani dahiliye, cerrahi, bediatrinin artık ya da diğer branşların ilgi alanı, kendi bir ek rahatsızlık bulamadı durumdaki, ek rahatsızlık bulsa bile kendi sınırlarının ötesine gidemediği durumlarda iş hep bize kalıyor. Evet. Peki, terapilerde tabii ki bu mutlaka kişiye ve konuya göre değişiyordur ama sıkça kullandığınız ekol hangisi? Şöyle,
Şuya da buradan ziyade bizim aldığımız daha çok yani terapi olarak bilişsel davranışlı terapi üzerine. Çünkü kamuda özellikle uygulamak daha yapılandırılmış terapi görüşmesi bağlamında bunlar daha müsait bir zaman anlamında müsaitlik veriyor ama genel anlamda şöyle söyleyebilirim. Yani bütün terapilerin terapiler bağlamında biz hepsini birbiri içerisinde kullanıyoruz. Yani bir görüşme içerisinde destekleyici bazı araçlar ya da destekleyici psikoterapi bağlamında bazı araçlar ya da işte davranışçı psikoterapi bağlamında bazı araçlar hepsini kullanıyoruz. Ya da tamamen hasta bir terapi görüşmesi içerisinde olmak istediği zaman, dediğim gibi yapılandırılmış bir terapi görüşmesi içerisinde olmak istediği zaman olay farklılaşıyor. Olayın hani olay bir isimlendirme getirme durumunda kalıyoruz. Ne oluyor? Olay BDT oluyor, olay dinamik terapi oluyor. Ama zaten bir 20 dakikalık görüşme kendi içerisinde o doneler barındırıyor yani. Hani sırf o görüşmelerden rahatlayan insanlar oluyor. Çünkü bir hastanın rahatlayabilmesi de terapilerin çok net keskin farkları yok. Terapötik ilişkinin çok daha yani hasta hekim ilişkisini ya da danışan hekimi danışan ve terapist ilişkisinin çok daha büyük payı var. %40 daha net. Terapistin ya da hekimin payı %7-8. Sonrasında olay yani oradaki ilişkiye bağlı oluyor. Evet. Peki kitap nasıl hayata geldi? Nasıl kitap şöyle kitap? Ben ilk olarak 3. sınıfta şiir yazmıştım. İlkokul 3. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Şiiri hatırlamazsınız ama değil mi? Mümkün değil. Ya şiirin konusunu da hatırlıyorum. Gene böyle bir İsrail-Filistin şeyi oluyordu. O dönemde de gene bir mücadelesi oluyordu. Filistin halkına yönelik bir şiir yazmıştım ama o şiirimi kaybettim. Sonra bulamadım. Bayağı aradım. Sonrasında gene yazmaya devam ettim böyle. Sonra bazen yazılar da yazdım ama yazılar çok tatmin etmedi. Şiir çok daha anlam buldu. Amacım şiirlere yönelik bir şey değil. Yani şiirde kendimi daha rahat ifade edebiliyordum şiir yazarken. Birileriyle paylaşmak da değildi amacım. Sonrasında bunları öncelikle deftere falan kaydediyordum. Sonra zaman işte internet çağı falan. Ben biraz eski olabiliyorum son döneme yönelik. Blog üzerine kaydetmeyi planladım. Sonra son dönemde dedim bayağı gene biraz şiir olmuş. Acaba neden kitap olmasın ki dedim. Sonra biraz üzerine baktık ettik. Gene bazı arkadaşlara sorduk şiirle ilgilenen. Gene sağ olsun isim verebiliyorsak vereyim. Tabii ki verebilirsiniz. İşte Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki gene psikiyatrist arkadaşım Uğur Takım gene bir tane gene psikiyatrist arkadaşım Tarık abi onlarla beraber biraz üzerine konuştuk. Dedik olabilir kitap olsun. İşte Uğur Takım'ın da son bir şiir de kitabın sonunda var. Ben bir de mahlasla şiir yazmayı seviyordum. Kendi ismimle değil, son 2 yıldır da kullandığım bir mahlas vardı, Eşref Baha diye. Çok etkileyici ama Eşref Baha. Teşekkür ederim. Gerçekten etkileyici. O şekilde bir kitap çabası içerisinde bulunmuş olduk. Mutlu olduk yani. Evet.